Tam tamına 10 yıl. Hatta 12 de olabilir. Clash of Clans çıktığından beri var olan bu hesap 5 kuruş dahi yatırılmadan artık maxlanmış durumda. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Clash of Clans'ın maxlanmış köy videomuza hoş geldiniz. Ana ve en büyük hesabımız olan Tamir 58 hesabının size ne durumda olduğunu göstereceğim. Nasıl bir emekle buraya geldiğini göstereceğim. Öncelikle şu görüntüyü görmenizi istiyorum abi bak. Şu muazzamlığa bakar mısın? Önerilen yükseltmeler sadece duvar, küçücük bir bomba, küçücük bir hava bombası, yaylı tuzak vesaire, lan hiçbir şey kalmamış. Sadece ve sadece 71 duvar gösteriyor. Duvarın haricinde inşaatçılarımız burada başkent için çalışıyor bazen. Hesapta yapılabilecek hiçbir iş kalmamışken elimizde olan ganimetleri size göstermek istiyorum. Öncelikle 16.721 tane elmasımız var. Daha sonrasında buradan içeriye girdiğimiz zaman 934 tane madalyamız var. Yetmezmiş gibi buraya girdiğimizde 1280 baskın madalyamız var. O da yetmezmiş gibi elimizde şu an hala hazırda bir altın ürünü, bir savaş kitabı, bir kahraman kitabı var. Arkadaşlar hesap tamamen bitmiş ve oyuna sesleniyoruz. Lütfen köy binası 16'yı gönderin. Çünkü biz hazırız. Oğlum, böyle bir güzellik olamaz. Her savaşta sizi alıyorlar. Hiçbir savaşta bir askeriniz yatmıyor, kahramanınız yatmıyor. Oyun bitmiş. Artık hiçbir şey 18 gün, 20 gün beklemiyorsunuz. Madem bunları konuştuk, size bir de laboratuvar bölümümüzü gösterelim. Şimdi beyler, laboratuvarımızı görüyorsunuz. İstesek savaş kitabımız var. Basar bitiririz. Ama barbar niye bitireyim amına? Devlerimiz, okçumuz, goblinimiz, duvar kırıcımız, büyücümüz, ejderlerimiz, elektrolarımız, ejderha binicilerimiz, titanlarımız, yıldırımımız, buzumuz, klonumuz, görünmezlik, zehirler, her şey max. Dikkat edin, sadece boktan şeyler max değil. Mesela yarasayı neden bir seviye daha yükseltip 18 gün bekleyelim? Sadece bir yarasa için. Köy binası 15'te yarasa mı kullanılıyor? Biniciler, walkthrough'ler, golemler, cadılar, lautazılar, atıcılar hepsi max. Buradaki kuşatma makineleri sadece kalmış durumda. Kuşatma makinelerini de fark ettiyseniz en az hepsini ikişer seviyeye getirdik. Klanımız zaten 13 seviye olduğu için ne atsak bizim klandaki arkadaşlarımıza 4'er seviye max gidiyor. Rahat bir şekilde kendi klanımızı da bufflayabiliyoruz. Şimdi buradan aşağı doğru indik. Beyler, şu köydeki profilin ya güzelliğine bir bakar mısınız ya? Umarım Clash of Clans oynayan herkesin kendisine ait böyle muazzam bir profil olur. Her şey yanıyor. Bakın, alev atıyor, alev. Yukarı tarafta alev atmayan çok nadir şeyler var. Büyülerde çok nadir şeyler var. Kuşatma makinelerini bahsetmiştik. Kahramanların hepsi max seviye. Hayvanlardan da sadece 2 tanesi kalmış durumda. Onların biri de anka kuşu. Öteki de bir boka yaramayan zehirli kertenkele. Kara eksir falan artık bu hesapta kasmıyoruz. Çok fazla umursamıyoruz. Çünkü bitmiş bir hesap. Zaten anka kuşunu ya da zehirli kertenkeleyi bitirsek bile zaten kahramanları kullanmayacağımız için fazla kasmıyoruz artık. Bu hesaba girmişken de savaşmamak olmaz abi. Mesela beyler, düşünebiliyor musunuz? Ödüllerde bir tane bu seferki klan oyunlarında inşaat kitabı gelecek ve biz basacak bir inşaatımız yok. Çok acı bir durum ya. Bu kötü bir şey yani beyler. Bunu umarım siz de bir gün yaşarsınız. Bir gün inşaat kitabı basacak bir savunmanız kalmaz umarım. Elimizde bir ordu var, tamam mı? Ne ordusu? Tabii ki elektro ordusu. Şimdi klan kalemimiz her zamanki gibi dolmamış yine. Bizim klan zaten alıştık amına koyayım. Şimdi takviyeleri biz kendimiz satın alalım. Rakip 1'e falan hiç bakmadım. Adamlar bizim içimizden geçmiş. Bizim lider bayram bayram savaş başlatıyor. Amına koyayım, bayramda ben nasıl açıp savaşayım kardeşim ya? Anlatabiliyor muyum? Şimdi neyse, biz Tamer hesabıyla şöyle bir rakip 1'e bir bakalım abi, nasıl bir köymüş. O tamam, 3. Tamam, bu 3 yer. Beyler, şu merkezde var ya, boku yiyeceğiz ha. Şimdi çok seri plan yapıyoruz abi. Kral ve kraliçeyi en güzel nereden oynatabiliriz? Burada kral koruyucu var, buradan gitmez. Burada koruyucu şey var. Burada tekli cehennem var. Beyler, kral kraliçe hiçbir yerden gitmez. Tek nereden gider biliyor musunuz? Şuradaki 2 tane okçu kulesi, hava savunmasını oradan kralı göndersek. Kraliçeyi de şuraya koysak, tamam mı? Büyücü kulesinin oraya. Daha sonrasında da ortadan da elektro yaysak. Zehir büyüsü üstümüze gelse, öfke atsak, bir şeyler yapsak. Hadi bakalım, üçle yemeyelim. Let's go, başla. Bu aralar bilgi videoları çekiyorum. Clash'ta zaten beni takip edenler bilir kardeşim. Köy incelemeleri videolarını istiyorsunuz beyler, farkındayım ama ortalama bir hafta ya da 1,5-2 haftada bir çekmeyi planlıyorum bütün köyce. Çünkü yorumları atın, yorumlar biriksin, aynı kişileri sürekli incelemeyelim, farklı farklı kişiler de olsun. Şimdi gördüğünüz gibi yine öküz bug'a girdi abi, yine kraldan ayrıldı, kralın skin'e göre oyun gene klasik satışa geçti abi. Neyse ki kralımız hayatta diyelim. Şimdi şuradan şunların kafasına bir zehir at. Kral onları oyalar bak. Onlar kendi zehirleriyle ölecekler. Şuradan elektroları yayalım. Bu arada oyunu yeni açtığım için beyler şey de donuyor, farkındasınız değil mi? Şuradan zeplini al. Şuraya gönder. Şuraya bir zehir. Şuna bir buz. Şuna bir buz. Bekle, bekle, bekle. Şurada bir öfke. Bir şeyler oluyor beyler. Donuyor.
Donmasa sıkıntı yok ama çok donuyor. Şimdi şurada bir tane şey, tamam mı? Bak 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 bak. Şuna bir buz at. Şuraya bir öfke at. Şuradan hızlı çıkmamız lazım. Beyler bak, donmasa anasını belleyeceğim ama çok donuyor ha, bak delireceğim artık. Kasırga çıktı. Kasırgadan herhangi bir şey yapamıyoruz. Şurada bir şeyler olmuş. Kaya saçarı dondurduk. Tekli cehennem elektriği tuttu. Ona da bir tane buz attım. Ya bir şeyler oldu. Ordu hala ayakta gibi hissetmek istiyorum ama pek de hayatta kimse yok gibi. Niye donuyorsun sayın ordu çocuğu demek istiyorum ama. Ayakta çok bir savunma kalmadı ya. Oha, 2 yıldızı zor mu aldık? Çok tuhaf değil mi beyler? 2 yıldızı zor almış. Ya abi şu 60 seviye koruyucu var ya, savunmada 500 daha fazla vuruyor herhalde ya. Ne kadar çok güçlü vurdu bana ya öyle. Elimizde bir tane buz var. 3 tane elektro var ama elektrolar çok yanlış gitti abi. O kadar çok dondu ki. FPS drop yemekten orduyu kontrol edemedim. Hasar yedik mi yemedik mi? Bu sefer de her şey yolunda gitti. Şey yerinde gitmedi. Ya oha. Lan amına koyduğum, senin o kadar menzilin yok ki niye oradan vuruyorsun? İşte elektro savaşlarında en sevdiğim kısım, mal gibi bekliyoruz abi. Yüzde ortalama 75 falan oranla bir şekilde hayatta kalacağız beyler. Evet, ilk savaş böyleydi ama bildiğiniz gibi ikinci savaşta köy binası 13'e gireceğiz. Her türlü üçleyeceğiz. En azından bu videoda iki savaş yapmış oluruz yine. Şimdi beyler daha biraz sonra saldıracağımız rakibin düzen bu. Kral kraliçeyi nereden istersem oradan koyarım. Her türlü zaten %96 oran alacaklar. Belediye melediye bir şeyler yapacağım beyler. Saldır diyelim abi. Şimdi ikinci saldırımızla başlıyoruz. Köy binası 13, duvarları 10 seviye. Köye bak amına koyayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düzene baktığınız zaman tabii ki de kralı kraliçeye koyabileceğimiz en iyi nokta şu kısım. Ama sadece kralı koyacağımız en iyi kısım orada. Kraliçeyi de mesela şuradan atalım. Tamam mı? Şimdi kral orada onu dövsün, onu dövsün. Kral bir şeyler yapsın. Kraliçe doğru yazsın. Burada bir 40-45 dakika beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kısa bir sürede mesela kralın canı hafif sararsın, yeteneğe basacağım başını, sarar diye bak ama hasar alması azaldı, o yüzden basmayacağım. Şimdi kaya saçar kraliçeye dönecek, gerekirse bir buz atacağız ve kraliçeyi hayatta tutacağız abi. Başına kraliçe, buna bir buz attık, bu çok vuruyor çünkü. Şimdi ikinci şeyine ben yeteneği açacağım. İzle, yeteneği açtım. Bak kaya saçarı direkt alacağım. Bak barbar krala görüyorsunuz, biz konuşurken o ara dünyayı dönmüş. Gücünü hissedin bu adamın. Şimdi şuradan da mesela şu kaya saçarın hedefini almak için şuradan saldırıya başladık abi. Maksat balonlara vursun gerizekalı. Şimdi şuradan bir tane buz buna, bir tane buz buna, bir tane öfke buna. Koruyucu yeteneğe bastık, zeplini alamadık. Önemli mi? Hayır. Bir tane buna, bir tane öfke buraya, bir tane buz buraya. Şimdi bekliyoruz. Geldi. Zehirlere bir tane buraya zehir attık. Belediye düştü. Ordunun %90 hala hayatta beyler. Ölmeyecek hiçbiri zaten. Şimdi oradaki çoklu cehennem kimsenin umrunda bile değil. Şu taraftan da ne taraftan atalım? Şu taraftan da kraliye şampiyonunu gönder. Bu arada bende 2 tane zehir varmış beyler. İkinci zehri de kraliçenin kafaya atalım. Tamam mı? Şurada hemen ikinci şeyi attık. Bekliyoruz, bekliyoruz. Kraliçenin kafasına bir buz. Daha sonra ordu vuruyor falan filan. Şurada bir hava savunması ve iki okçuya buz. Bir şeyler yapıyoruz. Koruyuş krali şampiyonunun yeteneği tak 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 tak. Elektrolar 96 tanesine tek attı. Ve anlatmaya gerek olmadan, hiçbir elektro kaybımız olmadan kazandığımız bir savaş oldu. Bakayım 1 2 3 4 5, 9 evet, elektrolar ölmemiş. Arkadaşlar daha önceki savaşta da siz de şahitseniz, donmasa ben o savaşta kazanırdım ya. Artık bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videoları kaçırmayın ve hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.